Merhaba Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. TT Coğrafya'da bugün geldik 8. denememizi çözeceğiz seninle beraber. Ama denemeye geçmeden önce biraz sohbet etmek istiyorum seninle. Neden? Şimdi sınava yaklaşıyoruz. Havalar ısınıyor, motivasyonunuz düşüyor, moraliniz düşüyor. Bir de sürekli hep aynı şeyi yaptığınız zaman, tam böyle hedefinize bir de yaklaşmaya başladığınız zaman, zaman artık daraldığı zaman şöyle, çalıştınız, 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 aylarca çalıştınız, sona geldiniz. O sona gelmenin vermiş olduğu his insanlarda biraz böyle motivasyon kaybına neden olabiliyor. Bunu biliyorum. Bunu bütün herkes yaşıyor ama bunu unutma. Sen yaşıyorsun. Sınava girecek herkes yaşıyor. Bı bırakın bunu ben de yaşıyorum. Böyle durumlarda ne yapıyorum peki? Mesela bakın 3 yıldır şurada bir masa başında çalışıyorum. Ve beni ta takip ediyorsanız Instagram'dan vesaire görüyorsunuzdur. Böyle dışarı falan da çıkmıyorum. Gün geliyor gençler şöyle söyleyeyim size. 2 hafta 3 hafta hiç dışarı çıkmadığım zamanlar oluyor. Hiç sporda gidemiyorum artık yoğunluktan. 3 hafta 4 hafta hiç dışarı çıkmadığım zamanlar oluyor. Böyle fuarlara gidiyorum ya da İstanbul'da güzel bir proje var. O proje için çıktığım zaman ayda bir. Anca o zaman dışarı çıkabiliyorum. Böyle çok zorlu süreçlerden geçerken herkesin morali bozulur. Benim de moralim bozuluyor. Peki ne yapıyoruz böyle zamanlarda? Ne yapmanız lazım? Benim ne yaptığımı söyleyeyim size. Ben üniversite sınavına hazırlarken, hazırlanırken de bu taktiği yaptım. KPSS'de hazırlanıp atandığım zaman da bu taktiği yaptım. Şimdi de bu taktiği yapıyorum. Moralim, motivasyonum bozulduğu zaman yapacağım ilk şey benim. Dururum şöyle bir ve geleceği hayal ederim. Ama geleceği hayal ederken hissederek hayal ederim. Gözümü kapatırım ve şunu derim: Ben neler yaşayacağım bunu başardığımda? Mesela üniversiteyi kazandığım zaman böyle yapmıştım, kazanacağım zaman hazırlanırken. Üniversite yıllarını hayal ederdim. Yemekhanede yemek yiyeceğimi hayal ederdim. Üniversitede kulüplere gidip gezeceğim zamanları hayal edip ama bak hayal etmek değil buradaki olay. Gerçekten hissedebilmek o duyguları. Orada bütün arkadaşlarınızla toplanmışsınız, bir otobüse binmişsiniz, işte dağcılık kulübüne girmişsiniz, dağlara gidiyorsunuz bütün arkadaşlarınızla toplanmışsınız bir kulüpte aynı amaç için aynı yerde oturmuş o hissi o hissi bir düşünün. Üniversitede olmanın vereceği o hissi düşünün. Üniversiteyi hissedin. İnanın öğrencileri üniversiteye getirsek ve bir hafta yaşatsak o hissi hissetseler şu an çalıştıklarından iki kat daha fazla çalışır herkes. O yüzden şunu hiç unutmuyoruz. Zor zamanlardan geçtiğin zaman hedefinin seni getireceği o zamanı hissetmeye çalış. KPSS'de de ben böyle yapmıştım sınıfa girmiş öğrencilerimle beraber o hissi hissetmiştim. Daha ben atanmadan bunu hissetmiştim ve bunu başarmıştım sonra. Şimdi şimdi ne yapıyorum mesela? İki yıl sonrasını hayal ediyorum ben. Daha bu işe başladığımda hiçbir şeyim yokken benim bir binlerce, on binlerce öğrencim olacak. Sokağa çıktığımda öğrencilerimle karşılaşacağım ve onlarla güzel bir şekilde muhabbet edeceğim. hep bunu hayal ettim. Ve bunu yaşıyor muyum şu an fuarlarda vesaire sokakta? Bunun fazlasıyla yaşıyorum. Şu anda karavana bineceğim. Karavana bindiğimde semaver gecelerinde oturacağız. Bir ateşin başında. Belki üniversitede olacak çoğu. Kendi yaşadıklarımızı, başarılarımızı bu yola geçerken bütün o yaşadıklarımızı dökeceğiz ortaya. Benimle beraber bütün öğrencilerim de kendi yaşadıklarını, benimle beraber yaşadıklarını dökecekler ortaya. Karavanla gezerken bütün Türkiye'yi gezmişim artık. Geziyorum bütün şehirleri öğrenmişim. Artık tam bir coğrafyacı olmuşum. Ve Türkiye ile alakalı şöyle güzel bir seyahat kitabı çıkartmışım. Ama her tarafı gezerek ve her tarafı gezerek kendi fotoğrafladığım şekilde bir seyahat kitabı çıkartmışım. Ve şöyle 10 yıl sonra geri dönüp baktığımda bütün her şeyi tek başıma başardığımın hissini ben her gün yaşıyorum. Eğer ki hedeflerinizi bu şekilde hissederseniz kimse karşınızda duramaz. Benim, benim de sürekli moralim bozuldu. Bugün de moralim bozuldu. Bu derse gelmeden önce moralim çok da iyi değildi uykusuzluk, yorgunluktan artık gelip ders anlatamayacağım diye düşünüyordum. Ama geldim bunun başına geçmeden önce aynı şeyi yaptım. Bugün bu konuşmayı bu yüzden yapıyorum. Üç yıl sonrasını düşündüm. Nasıl bir yerde olacağımı hayal ettim, hissettim. Ve geldim. Hızlı bir şekilde canlandım. Canlanıyorsun. Morallerini yerine getiriyorsun. Kömür hiçbir zaman yüksek sıcaklık ve basınç altında kalmadan elmasa dönüşemez. İçindeki o karbonu atacak, içindeki o karbonu %90'dan %100'e çıkartacak. O kömürün %90'lardan %100 karbona çıkıp elmasa dönüşebilmesi için yüksek sıcaklık ve basınç altında kalması lazım. Sen de şu an bu anları yaşarken işte o yüksek sıcaklık ve basınç altında kalıyorsun. Az kaldı. %90 karbonsun. %100 olduğunda elmasa dönüşeceksin. Az kaldı pes etme. Et ben hazırım. Enerjimi topladım. Ben hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gel şu denemenin canını okuyalım. Geldik. TET denemelerimizden 8. çözeceğiz. 15. ve 16. denemeyi açıyorsun. Sayfa. Sayfa. 17. Şöyle birinci sorudan başlayalım. Coğrafya öğretmeni Yusuf Bey derste öğrencilere önce bir atlas sayfasındaki Türkiye fiziki haritasını atlas vermiş. Yani daha küçük. Bir, atlas daha küçük değil mi? Daha küçük bir fiziki haritası vermiş. Daha sonra duvardaki Türkiye fiziki haritasını göstermiştir. Duvardaki nasıl olacak? Duvardaki daha büyük olacak değil mi? Bunlar nasıl? Bunlar fiziki haritası. Tamam. Yusuf Bey bu iki haritadaki farklılıkların nereler olduğunu sormuş. Öğrencilerden bazıları da aşağıdaki cevapları vermiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi şunu unutmayalım. Şunu bir kere tekrar edelim. Fiziki haritayı. Fiziki haritalar neydi? Fiziki haritalarda biz ne yapıyorduk? Yastık yazıyorduk değil mi? Yastık. Yeşil sarı, turuncu, kahverengi. Bu bilgiyi de öğrenelim. Hemen orada soru çözüm not defterine not alıyorsun bunu bilmiyorsun. 0-500 arası. Ezbere ben de bilmiyorum. 500-500 arttırıyorum. Sarıya 500, 500 bin diyorum. Turuncuya 1000, 1500 diyorum. 1000, 1500. Kahverengiye de 1500'ün üstü diyorum. Bunlar bizim haritalarda, fiziki haritalarda renklerin yükseltileriydi. Fiziki haritalarda yükseltiyi gösteriyordu bize bu renkler. Yani ben bir fizik haritaya baktığımda renk gördüğümde ne yorum yapıyordum? Fizik haritadan nasıl bir yorum yapıyordum? Ha tamam sarı renk şu yükseltiyi gösteriyor. Yeşil renk 0-500 arası. Ha demek ki fizik haritalardaki renkler yükseltileri gösteriyormuş. Bu bilgiyi de koyduk kenara bakalım. Bunlar hangisi yanlışlık yapıyor? Şunu silelim. Bunu tekrar etmiş olduk. Şimdi Ayşe duvardaki haritada Türkiye'nin düzlemde kapladığı alan daha büyüktür demiş. Duvardaki haritaya bakıyorum. Şuraya bak duvardaki harita daha büyük değil mi? Düzlemde kapladığı alan daha büyüktür doğru. Batu Alp Atlas'taki haritada iki nokta arasındaki mesafe daha kısadır. İstanbul'la Bursa arasındaki iki mesafeyi çizdim duvardaki harita. İstanbul'la Bursa arasındaki iki mesafeyi çizdim. Atlas'taki haritada daha kısa oldu görüyor musun? Evet duvardaki harita da ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. Evet duvardaki harita daha büyük. E bu daha büyük değil mi? O zaman ayrıntıyı daha fazla göreceğim. Doğru. Geldik şimdi yanlış cevabı A ve onun çeldiricisine. Dikkatli bir şekilde dinle. Atlas'taki haritada, şuradaki haritada Arda'nın yükseltisi... Daha az. Bakın ben ağrı dağının yükseltisine bir haritada bakacaksam fiziki haritada. Şimdi bakıyorum ağrı dağının yükseltisine bakıyorum. Bir de duvar haritasına bakıyorum. Bu değişir mi? Ağrı dağının yükseltisi değişmez. Atlas'taki haritada da ağrı dağının gerçekteki yükseltisi aynıdır. Duvardaki haritada da ağrı dağının gerçekteki yükseltisi aynıdır. Bana burada soruda aslında gerçekteki yükseltisini soruyor. Ama böyle bir fiziki harita değil de şöyle olsaydı. Bir duvardaki bir kabartma haritasına bakıyoruz. Biz atlas şeydeki elimizdeki bir kabartma haritasına bakıyoruz. Daha küçük bir kabartma haritasına bakıyoruz. Kabartma haritasında ağrı nasıl? Kabartmalı verilirdi bana. Haritadaki o zaman kabartma haritasındaki yükseltiyi sorsaydı. Ama bak ağrı gerçek yükseltisini değil kabartma haritasındaki yükseltiyi sorsaydı. O zaman kabartma haritasındaki yükseltiye bakardım işte 2 santim. Diğeri de 10 santim olurdu. Ha o zaman derdim ki o zaman farklı olurdu. Kabartma haritasında farklı olabilirdi. Ama şimdi ben fiziki haritaya bakıyorum. Fiziki haritada bana gerçeğini, gerçek ardağın yükseltisi değişiyor mu? Değişmiyor. Burada yanlışlık var. Yani Atlas'taki tabii ki Atlas'taki daha küçük olurdu zaten de. Ben Ağrı Dağı'nın yükseltisini değiştiremem zaten. O yüzden Derya yanlış söylemiştir. Ağrı Dağı ikisinde de gerçekteki yükseltisi aynıdır. Geldik diğerine Esra. Duvardaki haritada Van Gölü'nün yüz ölçümü daha geniştir. Şimdi şunu unutmayalım. Yukarıdakini de bilemiyorduk değil mi? Burada aslında bize ne söylemek istiyor biliyor musun? Duvardaki haritada yüz ölçümü kapladığı alan. Burada bize dikkat et. Duvardaki haritadaki Van Gölü'nün yüz ölçümünü soruyor. Yani aslında şu, bu cümleyi şöyle koysak daha güzel olurdu. Haritadaki yüz ölçümü ya da haritada kapladığı yüz ölçümü diye ifade etsek daha doğru olurdu. Ama burada ifade etmedeki, bize ifade etmek istediği nokta orada kapladığı alanı ifade etmek istiyor bize. Duvardaki haritada daha geniş yer kaplayacaktır Van Gölü ama burada daha az yer kaplayacaktır. Buradaki ifade biraz çeldirici bir ifadeydi. Dikkat etmen gerekiyordu buna. Ama bunu gerçekteki yüz ölçümü şeklinde sor, sorsaydı gerçekteki değişmeyecekti. Anlaştık mı? Cevabımız denizde geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı iklim tiplerinin görüldüğü alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlarda yetişen bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İşte bitki örtüsü harita sorusu. Ben olsam böyle bir soru sorardım. ÖSYM'nin yerinde olsa. Geldim kıtanın tam bittiği yerin bir altında taylarımızı bağladığımız yer tayga ormanları olacak. Bir numara. İki numaraya bakıyorum. Ekvator çizgimi çizdim. Hocam burası ekvatoral yağmur ormanları. 2 numara yağmur ormanları. Tropikal yağmur ormanları. 3 numaranın olduğu yer golf Stream sıcak su akıntısı geldi bakın. Alaska sıcak su akıntısı. Yine burada sıcak su akıntısı vardı. Ilıman okyanusal iklimin olduğu yer. Ilıman okyanusta da ne vardı? Karışık ormanlar. Artık bakın o kadar çok iklim sorusu çözdük ki. Biz ki iklim bütün hepsini yorumlayabiliyorsun. Bunları daha önceki denemelerde öğrendiğimiz için ayrıntılı bir şekilde bir daha göstermiyorum sana. Bu kodlamalarıyla beraber göstermiştim. İkinci soru cevabı Adana geçelim diğer Bu Buna göre numaralamış ülkelerin hangisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranının daha fazla olduğu söylenebilir? Gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe Gelişmemiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışır. Bunu bileceksin. Gelişmemiş ülkelerde insanların çoğu tarım sektöründe çalışıyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman ülkelere göre yorum yapabiliyorsunuz. Gelişmiş ülkelerde hizmet vardır diyorsunuz. Gelişmemiş ülkelerde tarım vardır. Ben olsam böyle bir soruyu ülkenin ismini vermem böyle harita üzerinde sorarım işte. Yani sen şimdi ülkenin ismini verdiğinde orada tarım sektöründe çalışır diyebiliyorsun. Ama sana ülkenin ismini vermeden böyle bir harita üzerinde ülkenin ismini senin bulmanı istersem Ha o zaman gerçekten birçok beceriyi ölçmüş oluyoruz. Harita becerini ölçmüş oluyoruz. Ülkelerin yerlerini bilmen gerekiyor. Anlaştık mı? Geldim buraya şimdi. Geldim. E burası Norveç, İsveç, Finlandiya gelişmiş. Şurası Fransa gelişmiş. Avustralya zaten gelişmiş. Ama şurada iki tane çık var hocam. Brezilya ve Hindistan. işte İşte geldim buraya. Bakın Hindistan'da Tarımda çalışanların oranı kaç biliyor musunuz %40'larda. Hindistan'da insanların çoğu tarımda çalışıyor. Bunlar arasında sen şimdi çeldiriciydi bu. Brezilya mı Hindistan mı Brezilya'ya mı gittin? Hayır. Brezilya'da tarımda çalışanların oranı %6'larda. Yani Brezilya aslında Hindistan'a göre çok daha gelişmiş bir ülkedir. Hindistan'a hiç videoları çıkmıyor mu karşınıza? Hindistan'da insanların durumu çok kötüdür. Hindistan'da çok ciddi sıkıntılar vardır. Tarımda çalışan oranı %40'lardadır. Brezilya'ya göre daha gelişmemiştir Hindistan. Yani cevabımız Hindistan olacaktı. Çok önemliydi bu. Evet. Geçelim diğer soru. Bazı şehirler farklı bölge sınırları içinde yer alabilir. Bu tür yerler karma bölge özelliği gösterir. Buna göre bölgelerinin tümünde yer alan şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aslında karma bölgeler en gelişmiş bölgelerdir. Böyle düşünün. Geldim şimdi. Bir, sanayisi olacak, turizmi gelişmiş olacak, tarımı da olacak. Bakıyorum şimdi ben buraya. Kocaeli'nde evet sanayi var ama tarım, turizm o kadar da çok fazla böyle karma değil. Kocaeli daha çok sanayi diyebiliriz. Adana'da tarım var ama sanayi ve turizmi o kadar da çok katamayız. Yine sanayi de var ama öyle çok da fazla katamayız içerisine. Adana deyince tarım gelir benim aklıma. Samsun deyince tarım gelir benim aklıma. Şanlıurfa deyince tarım gelir benim aklıma. Ama... Bursa dersem sanayisi vardır Bursa'nın. Şu an top bile Bursa'da düşünün. Bursa'da sanayi gelişmiştir. Birçok araba otomobil fabrikası da vardır bizim Bursa'da unutma. Başka turizm. E Bursa. Bursa'ya hem kış turizmi hem de normal turizm açısından da çok gelişmiştir Bursa. E tarım. Tarım da Bursa'da çok gelişmiştir. Zeytinlikler dışında normal tarım da yapılır burada. Bursa. Burada diyorum Bursa'da oturduğum için hep. Sanayi, turizm, tarım hepsi Bursa'da gelişmiştir. Cevabımız Bursa. Geçelim bunun birer atadığım numaramın şalaları hangilerinde? Çığ olayının geldik doğal afetlerden soru gelecek. Tuzunameleri öğrendik, erozyonları öğrendik. Çığ ile alakalı da soru gelme ihtimali var. Çığın nerede olduğunu bir defa olsun görmen gerekiyor senin. Bak şimdi, çığ nasıl oluyor? Dağların yüksek kesimlerinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli faktörlere bağlı olarak genellikle eğimli yamaçlar boyunca tabakalar halinde aşağıya doğru hızlı kayması sonucunda oluşurlar. Unutma, depremler çığı tetikleyebilir. Aklında bulunsun. Çığ nerede göreceğim? Dağlık yüksek bir yer olacak. Bir de kar olacak burada. Doğudan bahsediyoruz değil mi? Çığın olduğu yer bakın şurada. Özellikle şu hat boyunca. Şu hat boyunca çığ felaketi çok yüksek. Şurada Elazığ civarında yine ve şu tarafa doğru Karadeniz'e doğru şu dağlarda da görülebiliyor. Ama ana hattımız çığın görüldüğü ana hat şurası. Bu hattı bileceksin unutma çığ burada. Bu hattı bu, bu soruyla beraber öğrenmiş olduk. Bir şey öğrendik. Geçelim diğer deneme. Aşağıdakilerden hangisi bu iklimin özellikleri arasında yer almaz? Her iki yarım kürede 30-40 derece enlemleri arasında kıyı bölgelerinde etkili olan Akdeniz iklimi en belirgin olarak Akdeniz çevresinde görülür. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler nerelerde? Afrika'nın kuzeyinden Karşıya bir çizgi çiziyorduk, şu köşeyi işaretliyorduk. Afrika'nın kuzeyinden en güneyine geliyorduk. Uç noktaları işaretliyorduk şöyle. Buradan karşıya bir çizgi çizip şu köşeyi işaretliyorduk. Akdeniz ikliminin görüldüğü yer. Karsik Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış Cephe diyorduk. Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış Cephe. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kışları yağışlıdır. Evet, yazlarda da sıcak iklimimizde. En fazla yağış kışın düşer. Karsik Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış, kışın düşer doğru. Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 derece civarındadır. Bunu ezberleyemezsin düşün. Ortalama sıcaklığı yüksek midir? Akdeniz'de evet sıcak. Mesela şöyle dese yıllık ortalama sıcaklık 5 derece civarındadır. O zaman sıcaklık düşük demektir. Ya Akdeniz'de sıcaklık düşük değil hocam. 15-20 olabilir mi? Ezbere bilmiyor, bilmeyeceksin bunu. Ben de bilmiyorum. 15-20 olabilir hocam. Yıllık sıcaklık farkı 18-19 derece civarındadır. Bu da mantıklı tamamen eledik. Doğal bitkör ya da eleyemedin diyelim. Soru işaretini koydun tamam. Doğal bitkörsü maki. Akdeniz kızılçam maki. Maki verilen bodur çalılardır doğru. Yaşın yeterli olduğu yükseklerde kayın ormanlarına rastlanır. Kayın ormanları. Not al bunu oraya. Belki bitkiler konusunu işlemedin sen. Buradan öğren. Kayın Karadeniz'de görülür. Kayın ormanları geniş yapraklı ağaçlardır. Su ister. Kayın ormanları Karadeniz'in bitki örtüsüdür. Akdeniz'de kayın ormanları değil. Ne vardı? Karstik. Akdeniz, Kızılçam, Maki. Kızılçam ve Maki olacak. Cevabımız Edirne. Böyle soru işareti koyduğunda bundan kesin emin misin? Evet ha demek ki. Ya bu da mümkün. 15-20 dereceler mümkün. Ha o zaman C'yi de eleyebilirim diyeceksin. Unutma. Soruları çözerken tak tak illa elemek zorunda değilsin. Soru işaretini koydun. Çok daha kesin olan bir şık var burada. Ha o zaman onu 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 gelir işaretleriz. Senin yaptığın ne? C'ye bilemedim ben. Gidip C'ye işaretliyorsun büyük bir, bir ihtimalle. Geçtim diğer soruya. Aşağıdaki haritada dünyada nüfusun dağılış gösterilmiştir ve nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar numaralandırılmıştır. Bu alanlarda nüfusun seyrek olma nedeni aşağıdakilerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bir de sıcaklığın düşük olması. Bu tarz bir sorunun gelme zamanı geldi. Artık geçmiş yıllarda çok yani son 5 yılda değil çok öncesindeki coğrafi sorularında bu tarz sorular vardı çok güzeldi. Artık böyle bir sorunun gelme zamanı geldi. Dikkat ediyorsun. Belki de büyük bir ihtimalle aynısını soracak sana. Yunus Hoca soruyu almış olacak büyük bir ihtimalle. Bak bir de sıcaklığın düşük olması. Evet kutuplara yakın sıcaklık düşük olduğu için nüfus seyrek. Doğru. İki de bitki örtüsünün gürü olması. Evet burası ekvatoral iklimin Amazon ormanlarının bulunduğu bölge evet gözünü kapattığında harita bilgisini öğrendin ya sen şimdi. Gözünü kapattığında bütün hepsini görüyorsun ben biliyorum. Şuradaki ormanları görebiliyorsun sen. Bak harita bilgisinin değeri. 2'de bitki örtüsünün gür olması bu yüzden seyrek. Doğru hocam. 3'de yağışın azlığı bakalım. Evet hocam burası sahra çölü. Yağışın azlığı, su kaynaklarının yetersizliği. Evet. 4'te yer şekillerinin engebeli dağlık olması. Evet hocam burası imaraya dağları bir tık daha şu alta kayması lazımdı bunun. Şurada olması lazımdı. Himalaya dağları hocam. Evet Himalaya dağlarının olduğu yer. Yer şekilleri engebeli ve dağlık olduğu için nüfus burada seyrek. 5 de karstik arazide. Ne alakası var? 5 çöl. 5 çöl. Bakın bu sene çıkacak bir harita sorusunda. Şu iki yerin çöl olduğunu bilmen sana bir soru yaptırabilir bu sene. Sadece şu iki yerin çöl olduğunu bilmen sana bir soru yaptıracak çok büyük bir ihtimalle. Evet geçelim Diğer soruya. Yani. Bu su yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıda iki su kütlesini birbirine bağlayan bazı su yolları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bakalım hemen şöyle haritada harita üzerinde görelim. Pasifik okyanusunu, Pasifik burası Atlas okyanusuna bağlayacakmış. E buradaki Panama kanalı. Hem de öğrenmiş olay el bilmiyorsan kodlamalarla öğrendik ama zaten. Panama'yı eledik. Hint okyanusunu Pasifik okyanusuna bağlayan Hint okyanusu burası. Pasifik okyanusu burası. Şurada Malakka. Malakka'yı da eledik. Başka Basra Körfezi'ni şurası. Basla 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 diyorduk. Hürmüz hocam. Hürmüz'den geçiyoruz orada. Bu da var. Akdeniz'i Kızıldeniz'e. Kızıldeniz burası. Akdeniz burası. Bağlayan Süveyş. Süveyş var. Bering yok. Bering nerede? Bering şurada. Arka tarafta birleşik olduğu için burası. Şurası Bering. Berigel. Çok uzak gibi görünüyorlar birbirinden ama dünya yuvarlak olduğunda şöyle arka tarafta birleşiyor bunlar. Berigel beri geliyorlar. Bering boğazı. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada çöl bölgeleri turuncu renklerle gösterilmiştir. Bu bölgelerin özellikleri aslında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Mutlak nem miktarı çok azdır. Mutlak nem neydi? Maksimum nem bir kap çiziyorduk. Kabımızın kendisi maksimum. Maksimum alabileceği nemdi. İçindeki su, içindeki su da mutlak nemdi. Mutlak nem miktarı burada azdır. Çünkü çöl burası. Nem miktarı burada az olacak. Yıllık yağış miktarı çok azdır. Dikkat edin ama burada. Burada maksimum nem miktarı çok fazladır. Kabımızın büyüklüğüne maksimum nem diyorduk biz değil mi? Kabımızın büyüklüğü, kabımızın büyüklüğü maksimum, maksimum alabileceği büyüklük bu bizim kabımız. Şimdi burada maksimum nem fazla olur. Neden? Çünkü burada hava sıcak. Hava sıcak olunca kabımız ne yapacak? Genişleyecek. Maksimum nem fazla olacak. Aman ha, maksimum nemin ne demek olduğunu öğren. Bir daha anlatıyorum sana şu biri bize maksimum nem mutlak nem dediğinde maksimum nem maksimum mak ha, kabımızın maksimum olabileceği büyüklük diyorsun. Kabımızın kendine maksimum nem diyeceksin. Kabın içindeki suya mutlak mutlaka varmış içinde kesin varmış içinde. Ha kesin olan suya da içindeki suya da mutlak nem diyeceğiz biz. Çöller çok sıcak olduğu için kap çok büyük olur gençler. Kap genişler. Maksimum nem fazla olur orada. Tamam. Unutma bunu. Bağın nem neydi? Ağıl ağlayan nem. Yağmur yağma ihtimaliydi. Bağ nemi siliyorduk. Yağmur yağma ihtimali yazık yorumluyorduk. Şöyle deseydi, bağıl nem çöllerde fazladır deseydi, bağıl nem sildim. Yağmur yağma ihtimali çöllerde fazladır. Hayır hocam, yağmur yağma ihtimali çöllerde azdır. Bağıl nem silip yağmur yağma ihtimali yazdığında bütün soruları çözersin. Anlaştık mı? Yıllık yağış miktarı burada çöllerde azdır. Yerleşmeleri çok seyrektir. Evler kerpiçten yapılır. topraktan, çamurdan ev yapıyoruz. Evet. Günlük sıcaklık farkı çok yüksektir. Sabah çok sıcak, akşam soğur çöllerde. Bunu unutma. Yani günlük sıcaklık farkı yüksek olur. Bitki örtüsü garik adı verilen çalılar değildir. Garik neydi? Kızılçamı kesiyorduk makiler oluşuyordu. Makileri de kesince artık garibanlar oluşuyordu. Garikler üçüncü defa kesilmiş oluyorlardı. Hayır burada garikler değil. Bizim burada çölde dikenli kaktüsler gibi bitkilerimiz oluyordu. Tamam. Cevap Edirne'ye geçelim diğer soruya. Erken uyarı sistemleri bir bölgedeki meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirmek için afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından yayımlanan mesaj, mesaj ve bildirileri denir. Buna göre artıda numaralanmış alanların hangisinde tsunami için erken uyarı sistemlerine en az ihtiyaç duyulur. Tsunami nerelerde görülüyordu hocam? Deprem çizgilerine yakın olacaktık biz. Bakıyorum deprem çizgisini çizdim. Deprem çizgisini getirdim. Burada Avrupa'nın ortasından Türkiye'den, Himalayalardan, Endonezya'dan, Yeni Zelanda'ya, Japonya'ya çizdim. Gençler biz bu çizgiyi böyle ince çiziyoruz ama bu kalın bir çizgi unutma. Şurada İtalya'yı da Yunanistan'ın da içine alıyor bu çizgi doğal olarak. Değil mi? Ama şurada İngiltere'ye, Kuzey'e, Norveç'e kadar o kadar da uzak Anlaştık mı? Şurada Afrika'dan çiziyorduk. Türkiye'ye doğru Atlas Okyanusu'nun ortasından çizdik. Şimdi burada en uzak, en uzak olan hangisi çizgiye? 3 numara. Depreme en uzak olan burası olduğu için cevabımız da 3. Ceyhan. Evet seviliyorsunuz gençler. Moral ve motivasyonunuzu hiçbir zaman düşürmeyin. Düşeceği zaman kendinizi motive etmeyi öğrenin. Motivasyon için başkasına ihtiyaç duymayın. Kendi iç motivasyonunuzu yükseltin dış pekiştireçler değil iç pekiştireçleri lazım bize. Kendini motive etmeyi kendini öğrenmelisin. Evet bir sonraki denemede görüşmek üzere.